merhabalar. Yeni bir melodide yeni bir konukla beraberim. Karşınızda Derya Şen. Merhabalar. 10 parmağında 10 ayrı marifet. Arkadaşım diye söylemiyorum ki çok sevgili arkadaşımın elinden her iş geliyor. Ben istedim ki sevgili melodi takipçilerim siz de bunu öğrenin. O yüzden Derya'cığım beni kırmadı ve melodiye konuk oldu. Hoş geldin Derya. Ay, hoş bulduk Melis'ciğim. Nasılsın? İyiyim. Sen aydın nasıl? Çok teşekkür ediyorum. Şansına bugün hava güzel, sen güzelsin, her şey süper. Senin için özel, hiç takmam kolye taktım çünkü Derya'nın yanında her zaman böyle paspal halimle oturmak istemedim. Derya'cığım. Bayıldım biliyor musun? Çok yakışmış Melis. Vallahi birbirine süper. Sağ ol. Her zaman güzel. Nasıl gidiyor peki? İyi misin? Nasılsın? Yoğunsun biliyorum. Ya evet çok yoğun. Ne biliyorsun şimdi hepimiz biliyoruz. Ama da başka bir sürü bir şeylerin var bu aralar. Evet evet. Manşet haberlerde arkadaşımı okuyorum her gün. Artık diyorum ki işte yakında böyle CNN falan röportajı gidecek diye. Vallahi ya kapımızda yani röportaj için bekleyen kuyruklar falan. Allah ya, daha fazlasını versin. Amin amin hepimize. Ya bir de bu ara hani gerçekten hem dizinin hepimizde olduğu gibi set yoğunluğumuz var. Bir de Melis'cime sosyal sorumluluk projelerine hani girdim. Bayağı yoğunsun yani her zaman gibi bu arada. Evet evet. Ya bir de hani gerçekten tabii yine bizimizin çok etkisi hani karakterlerimizin etkisiyle medya mevzuları da yani sürekli röportajlar falan. Ama bu da bir işimizin bir parçası diye düşünüyorum. Hani olmazsa olmazımız. Tabii hani işi işte bırakıp hani burada da sana çaya girelim dedik. Bizim Derya'yla şöyle bir durumumuz var. Sürekli kontak halindeyizdir. Derya'yla tanıştığımızdan beri. Biz böyle işte birinci sezonun ortasında dizi dahil oldu. Derya böyle tak diye ortaya çıkıp bir anda Tülay diye bir karakter geldi. Biz Derya'ya gıyabında tanışıyorduk o zaman. Sonra bir tanıştık. Sürekli bir kontak hali ama genelde şeylerde buluşuyoruz. Böyle Derya ne yapıyorsun? Kahkahalaya gidiyorum. Tamam. Kalk hadi gece. Tamam falan. Ben artık Derya için kendime birkaç tane gece kıyafeti aldım. Çünkü genelde çayımızı, kahvemizi hadi Meliskala'ya, hadi şöyle falan. Hani ve sürekli şey böyle merhaba falan. En son Derya bir doğum günü yaptı. Aman Allah'ım ya, o kadar eğlenceli bir doğum günüydü ki zaten. Kırmızılar içinde. Evet evet çok çok eğlenceli. Bu seneki doğum günü partisinde böyle hep beraber bekliyoruz. İnşallah bir vlog çekeceğim doğum günü partisi. Çünkü gerçekten hani görmeniz lazım. Bu sene ayrı bir konsepti var o sürpriz. Evet. Ama yani o gün özellikle vlog çekmeyi çok istiyorum. Böyle o hazırlık aşamaları falan. Derya'nın doğum günlerini biz genel bir bayram havasında kutluyoruz. Derya şen doğdu diye ve inanılmaz eğleniyoruz. Ya soyadımın çok etkisi var diye düşünüyorum. Evet ya yani o şen. Gerçekten ya. Gerçekten şen. Yani. Ya Melis yani şu bir gerçek tamam. Normalinde de zaten kakır hakikli değil ama Allah kahretmesin. Kamerayı görünce daha da bir gülüyorum ben. Bu nedir? Bu içimdeki şey var. Kamerada konuşmuyor. Kameraya bak. Kamerayı görünce de öyle. Tamam bunu ne diyorsun sen peki? Ya, nasıl bir psikoloji? Gerçekten ama Derya normalde çok pozitifti. Zaten bu enerjiyle alakalı işte ikimizin de böyle biz işte enerjiler, işte negatifler, pozitifler, burçlar falan filan ama Derya'nın ekstra özellikleri var. Başım ağrıdığı zaman masajcık falan yok. Direkt kendisine gidiyorum. Direkt bana elini verir, evet. Ben başlarım. Hemen oradan 15 dakika sonra hiçbir şey şuradan, yok. Şuradan kafasına, belli noktalarına böyle. Melis Şirmi. Hemen halleder. Onun dışında çok iyi fal bakar ama daha enteresanı şu. Sevgili Endonezya'dan işte bizi izleyenlere buradan selam olsun Peru'ya da. Endonezya'da yayınlandığımız yerdeki kanalın sahibi çok tatlı bir kadın. O geldi. Fal Türk falı merak ediyorlar. Derya dedi ki okey tamam ben bakarım. Biz Derya'dan öyle bir şey beklemiyorduk. Ben en son kapıda böyle kaldım. Açtı kadına ve Derya'nın şöyle bir durumu var. Derya her dili çok kısa bir sürede öyle sonra şakır şakır konuşuyor ki İngilizce, İspanyolca falan filan. Almanca. Başka daha sayıda. Yakında Japonca, Çince girecek böyle. İtalyanca mesela İtalyanca şu an hiç okumadım ama İspanyolcayı bildiğim için İtalyanca tekst getirsinler. Onu ben takır takır okurum. İnanılmaz bir dil durumu var. Kadın da böyle açtı. Takır takır İngilizce falan bakıyor. Ve dedim ben. Gözleri açıyor. Hatırlıyor musun? Böyle bakıyoruz. Dedim Allah Allah. Vallahi dedim ben de bilmiyordum bu ilde bir şey söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi 10 parmağında 10 marifet var Derya'nın.
Derya'cığım biraz senden bahsedelim. Şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Nerede doğdun, nasıl büyüdün, ne okudun? Evet. Nasıl, ne burcusun? Bize bir söyle, ne yapıyorsun? Derya Şen kimmiş? Evet, şimdi. Öncelik olarak Kova burcuyum. Yükselenim Aslan, Ay burcum da Oğlak efendim. Yani bu demek oluyor ki, şöyle, Kova burcu çok özgürlüğüne düşkün. Aslan'ın vermiş olduğu bir şah gösteriş. Oğlan vermiş olduğu da bir disiplin içerisindeyim. Kafası çok karışık. Ay ne yaptınız, ben çok seviyorum beni. Çünkü led demeden leblebi anlıyor. Gerçekten. Şu an bile kafam çok karışık, acaba ne desem ne desem diye. Mersinliyim, Mersin Tarsus doğumluyum. 19-20 yaşında üniversite için İstanbul'a geldim. Babaannem, dedem, diğer dedem hepsi Selanik'ten 1924 yılında göç etmişler Anadolu'ya. İstanbul'a geldikten sonra işte İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazandım. Sonra işte yalnız bir şey itiraf edebilir miyim? Hani sen biraz önce beni övdün ya, sor bana üniversiteyi kaç yılda bitirdin? Kaç yılda bitirdin? Söyleyeyim mi? Vallahi, vallahi sosyolojiye gitti. 5,5 yıl. Ama bir dakika, şuradan yaşıyorsun, senin hala bitirmedi. 7. senesi. Ama sor neler. Seni mesela almadım. 5,5 hatta 6 bile diyebilirim, yemin ediyorum 6 yıl. Hadi tamam, 6. 6 da yuvarlak hesap. 6 yuvarlak hesap. Yuvarlak 6 yıl. Yuvarlak 6 yılda bitirdim. Ama sebebi şuydu, üniversite hayatımda hep çalıştım. Yani hep iş hayatındaydım. Ama önemli olan bence üniversiteyi bitirmek, çünkü bir sürü kişi girip bitiremiyor. Evet. Ama sonuçta yani çalışırken de onu bitirmiş olmam. Evet. Toparlanıp zor bir şey olmam. Aslında 6 sene, 2 sene, 6 sene yaparım. Yani, hani bir de diyecekler, hani tıp mı falan, hani aslında sosyoloji çok zor bir bilim. Ama değil, aslında baktığın zaman zor. Yani çünkü zor, bir sürü bilimin ortak yeri, evet. Siyaset, işte pedagoji, psikoloji falan, hepsinin toplamında sosyoloji oluyor. Tabii, tabii. İkinci üniversitede okuduğum için. Tabii. Zorlanmıyor değilim. Aynen. Sonrasında işte sosyolojiden sonra reklam sektörüne atıldım. Reklamcılık yaptım. Aynur Veledoğlu'nun eski yardımcısıyım. Yani çok ünlüdür kendileri. Buradan sevgiler, selamlar. Merhaba. Beko'yu bir dünya markası yapan, dünyaca ünlü. Hatta bir neydi o sarışın aktris, ay kadın ismini unuttum. Onun tüm reklam çekimlerini o yapıyordu. Ay gelirse aklıma söylerim. Ondan sonra işte reklamcılıktan sonra aslında biraz benim oyunculuk böyle çok tesadüf oldu. Hani sen de biliyorsun, hani işsiz kaldım 2008-2009 yılında. Hani çok ciddi bir kriz vardı, bilirsin. Evet. Bütün televizyon sektörü, reklam sektörü, her şey çok kötü böyle. Ondan sonra ben de Emre Bey'in yanında çalışırken bütün herkes böyle etrafımda işte ay Derya Hanım nasılsınız, işte iş kapıları falan açılıyor gibi görünüyor. Adamın yanına nerede oldum? O da hani başka bir şirkete transfer olmuştu. Hani bir de her şeyin bir limiti vardır ya. Limiti de olduktan sonra. Ondan sonra işsizlik dönemi Melis beni bunalıma itti. Ben dedim ne yapayım gittim. Plato film okulunu biliyorsunuz Sinan Çetin'in. Ondan sonra orada işte yoga, moga, meditasyon, bu derslere başladım derken kendimi sahnede buldum ve sen inanır mısın? Gerçekten Melis. Olacağı varsa. Yani Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan'dan alıyordum. Yani olacağı varsa oluyormuş. İyi dedim, bari gelmişken oyunculuk eğitimi de alayım. Bir yıl bir gün Ayla Algan'ın oyunculuk eğitimi, sahne, bütün performanslar falan filan derken. Ondan sonra işte kendimi asıl mesleğimin aslında oyunculuk olduğunu 2010'da keşfettim. Yani uzun bir süre kimseye söyleyemedim. Beni ekranda görüyorlar. Hayır, bu ben değilim. Hayır, değilim. Yok canım. Böyle bir şey yok. Çünkü hani hem ne kadar dışa dönüksem bir o kadar içe dönük bir yorum var. Yok canım, hayır falan. Sonra ailem işte, kızım madem hani oynuyorsun, yani niye söylüyorsun bizi? Gizli oynuyor. Gizli. Hatta bak sana bir şey anlatayım. Sadece sizlere de tabii. Ne kadar ev muhabbeti olduğumuzu görüyorsunuz değil mi? İşte. Sizlere de tabii. O zaman bir dakika, melodi farkındayım. Bir dakika şöyle durayım. Tamam, devam edelim. Devam ediyor muyuz bu arada? Evet. Ha, tamam. Çok komik bir durum bu aslında.
Şimdi okulda bütün öğrencileri Ayla Alkan hocamız soruyor. Diyor ki işte niçin buradasınız? Herkes diyor işte filmlerde şöyle başrol oynayacağım, böyle şunu oynayacağım, işte şu rollerde oynayacağım, şöhret olacağım, şana kavuşacağım. Bana sordu, ya hocam dedim, ben dedim, bunalım değilim dedim, ya bunu atlatmam lazım dedim. O yüzden de bir ihtiyacım var, değişik, farklı bir şeyler hayatımda. Ondan sonra o diğer arkadaşlarımın hiçbiriyiz, 13 kişiydik unutmuyorum, hiçbiri şu an sektörde yok. Ve bir tek olan benim ve ben o dönem arkadaşlarım hani beni böyle şey yapmasın diye hani denir ya hani kıskanmasın hani böyle onların karşısında kötü duruma düşmeyeyim diye. Hani böyle söyleyemiyordum. Dizilerde ilk Aile Reis'inde başladım. Aile Reis'inde oynuyorum, arkadaşlarıma diyemiyorum. Anladım. Aile Reis'inde oynuyorum. Yakınlarında yüzünü saklıyor. Marke oluyor falan. Çünkü şey, o dönem şey bir utanç. Ya, isteyen onlar, Allah onları bana vermiş. Onlara da verir. Ama ben şeye çok inanıyorum. Hatırlıyor muyum ya? Utanıyordum yani. Arkadaşlarla falan senle konuşurken de bir şeyle falan bunu konuştuk ama gerçekten bizim işimiz şöyle bir iş. Yani çok yetenekli olmanızın dışında, yani tiyatroyu biraz daha ayrı tutarak söylüyorum bunu, tamamen ayrı tutarak hatta. Ama televizyon işi, kışınızla, gözünüzle, yüzünüzle, fiziğinizle falan ya da yeteneğinizle de bazen alakası yok. Bazen bir rol var ve hani onu görüp cuk deyip sen oluyorsun ve gerçekten %50'si şans işi yani. Evet. Gerçekten şans, çok büyük şans yani. Evet, evet. Ya öyle bir şans oldu benim için. Sonra tabii ister istemez hani bir de ben hiç dersleri kaçırmıyordum. Dersleri kaçırmadığım günlerde mesela beni arıyorlardı. Derya acaba nerede? Ben onlara diyemiyordum ben setteyim diye. Sonra aradan bir yıl, bir buçuk yıl geçtikten sonra arkadaşlar hep ben başladım hani böyle böyle. Hatta bir iki böyle çok samimi hala ilişkilerim devam etti. Çok sevdiğim okuldan arkadaşlarım var. Ondan sonra yani çok ilginç oldu. Ve sonra derken tabii profesyonel olarak başladığı bir şeydir. Bir söyleyelim belki hani bilen tabii, var bilmeyen var seni çok tabii. Daha iyi tanısınlar başka yerlerde de izlesinler. Tabii ya aslında benim hep komedi oldu ilk ana kastım. Ha şöyle Kurtlar Vadisi'nde Doktor Nilgün'ü Onur Tan'la çalışmıştık. Fakat onun kısaydı bir 6 aylık falan doğrulu. Ondan sonra ilk ana kastım Düşman Kardeşler. Mustafa Şevki Doğan'ın Gelibolu'da çektiği belki izlemişsinizdir. İkincisi Mihrap Yerinde. Yasemin Mihrap Yerinde. Sıkıntımız yok. Mihrap Yerinde. Hep komediydi. Sonra Mihrap Yerinde 2014 Ağustos'ta bitti. 4 ay sonra Elif'e başladım. Yani daha doğrusu 2015 Ocak, Şubat gibi teklif geldi. Mart gibi de çekimlere başladım. İyi ki de başladın. Evet. Peki film, yani bu yaz bir tane çektiğini biliyorum. Evet. Vizyona girdi. Evet, o da Tutmayın Beni komediydi. Orada da bir, yani şöyle bir şey var. Hani bir 40 yaşında oynuyorum biliyorsun Melis'cim. Güvenlik görevlisi 25-26 yaşında. Ama şey hızlı. Var, isimleri değişik bir şey. Hep şey böyle hani Mihrap Yerinde, Tutmayın Beni. Tutmayın sanki Evren. Mesaj gönderiyorsun. Mihrap Yerinde o zaman tutmayın beni hadi falan. Aa, evet. Hep sende bir evrensel mesaj durumu var yani. Bana öyle geldi ki bu sene seni kimse tutamıyor bence şu an. Evet. Maşallah böyle devam etsin inşallah. Hepimize. Ben şuna çok inanıyorum. Birlikten güç doğar. Hani ben elimden geldiğince etrafıma ne kadar ışık saçarsam, yanımdaki arkadaşlarıma ne kadar paylaşımcı olursam ben bundan beslenen biriyim. Hani mutlu oluyorum arkadaşlarımın ama tabii yakın hani çünkü kişiden uzak kişilerle doğal olarak hani çok yakın muhabbetler kuramıyorsun ama yakın birebir hani senin gibi böyle çok sevdiğim dostlarım, iş arkadaşlarım paylaşım içerisinde olduğumda inanılmaz keyif alıyorum, haz duyuyorum çünkü senin başarın benim başarım, benim başarım senin başarın birlikten bir bakmışız. Bambaşka şeyler, evet, şeyler çıkıyor. Hani bu sebepten dolayı aslında Elif, biz çok şanslıyız. Elif ilk dram işin ama. Yani. Evet, ilk dram işim Elif. Yani dram sevdin mi peki? Yani ya şöyle. Hani sen yine Tülay biraz. Hani ben Tülay'ın şeyini seviyorum. Yani mesela o her seferinde söylüyorum. Tülay işte pavyon geçmiş olan bir kadındı. Derya mesela her seferinde Derya'ya çok net söylediğim ve bence çok önemli olan bir şey yapıyor Derya. Tabii ki Tülay'ın bir evrimi var. Hani fotoğraflardan bile görebiliyoruz.
buradaki Tülay çok daha süslü bir kadınken şöyle çok daha sade bir kadın var. Evet, çünkü artık bir pavyon hayatı yok. Hatta işte bu sezonun başlarında Veysel'le alakalı bununla takışmaları oldu. Daha böyle evinin kadını çocuğunun anası ama Derya hiç o Tülay'ın geldiği yeri unutmadan oynadı. Bence bu çok önemli çünkü sonuçta hepimiz geldiğimiz yerin insanıyız. Yani eğer şiven varsa istediğin kadar Harvard'da oku. Yine bir yerde onu yaparsın. Yani işin gerçeği budur. Evet. Ben de Ankaralıyım. Bir yerde Ankara havası çalınca oynamaya başlıyorum. Hollywood'da da olsa böyle olacak. Bu gerçek hayatta bu olduğu için Derya bunu hep devam etti. Kendisini de bir sürü defa söyledim. Burada da söyleyeyim. Teşekkür Bence ederim. Tülay'ın bu kadar başarılı olması hikayenin böyle uzun olması. Çünkü başladığında diyordu ki ne kadar evet, devam edecek bilmiyoruz. Bütün karakterler için. Ama şu an Derya ve Tülay ve Veysel bir bütün ki Hasan abi zaten dünya tatlısı biri. Partner konusunda inanılmaz. Çok şanslıyım. Çok. Yine Evren konuşmuş valla. Çok yani. Yollamış gerçekten yollamış. Biz de Hasan abi kapış kapış yani. Ben oynasın, ben oynasın evet, falan evet, diye. Evet, evet, evet. Ama o benim. Evet, o biliyorsunuz ki o benim. Çok da güzel bir couple oldunuz. Yani couple olmak o konuda çok da zor bir iş. Enerjileriniz uyuyor. Muhabbetiniz uyuyor, o aşkınız çok tatlı. Nasıl biliyor musun? Mesela hani hepimiz şimdi ezber yapıyoruz, tamam okey. Ya biz onunla sahnemize şöyle bir bakıyoruz. Bak, sana abartmıyorum Melis. Ki hani ben tamam ezberim güçlüdür ama doğaçlamam daha güçlüdür. Şöyle bir bakıyoruz, hadi oynayalım diyoruz. Öyle bir tak 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 akıp gidiyor. Yani ben anlamıyorum. Yani Hasan abi çok iyi oyun veren. Beraber. Oynarken o kadar çok şey öğreniyorum ki, öğrendim ki. Yani bütünleşiyorsun. Yani çünkü zaten bizden biliyorsun daha olgun. Tabii ki. Hani atıyorum ben şunun şurasında 5-6 yıllık oyuncuyum. Hasan abi bir de 20-25 yıllık falan yani. Hem uyumsuzdur hem evet. O kadar güzel öğretir ki hani hiç bir fark etmez. Alalım. Evet evet Hasan abi inşallah onu da konuğum yapacağım yani çünkü Hasan abiye bakalım benim hakkımda ne diyecek Hasan Balıktaş. Ben Hasan Balıktaş hakkında Veysel'in bunları söylüyorum. Bu kadar güzel şeyler söylüyorum ama bakalım acaba o ne diyecek? Az sonra. Az sonra ben devam edelim. Artık haftaya Hasan abiye almak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Hasan abi el mahkum geleceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Bak çayımızı da içiyoruz efendim. Dedikodumuzu da yapıyoruz. Ya işte Hasan abi de öyle bir insan. Yani sadece bu görüntüleri gönderip Hasan abiye acaba hakkını mı söyledik? Yayınlanmadan gönderip eğlence olsun. Ya Hasan Balıktaş. Ya o da kim? Kim o? Bize neyse. Ya Hasan abi gerçekten çok da gerçekten hani ikinizin enerjisini ben çok seviyorum. İzlerken çok de çok seviyorum. O Vinci setlerini bastı yılbaşından önce. Evet. Sahne çekiyorlar. Çok tatlılar. Hem ondan sonra tüm ayda ben öncesinde daha çok komedi yapıyordum ya Melis'ciğim. Elif'le beraber, Elif dizimizle beraber ve Tülay karakteriyle beraber ben içimdeki dramatik kadını keşfettim. Aslında içimde inanılmaz derecede ağlak bir bebek varmış. Ağlak bebek. Yani hani duygusal. Çünkü gerçekten çok hani tamam ben duygusal bir insanım ama hani Tülay'ın o dramatikliğiyle yani mesela benim çok erkek hayranlarım yok. Evet doğru olur. Çok erkek hayranlarım yok. Kadınlar mesela neden yapıldığını bilmiyorum. Kadınlar mesela bak çok enteresan. Hastanedeyim mesela işte toplu yerlerdeyiz. Hep böyle acıyarak yaklaşıyorlar. Veya geçen sezon özellikle acıyarak yaklaşıyorlardı. Bu sezon biraz daha farklı böyle. Ay Tülay iyisin hadi falan şeklinde. Ah Tülay ah ne olacak bu senin kaderin falan ne şeklinde. Ne çektin be Tülay? Ne çektin be Tülay? Ne çektin? Harbiden ne çektin be Tülay? Ne çektin? Veya hatırlıyor musun? Muhakkak hani doğal olarak karakterlerin böyle nadasa bırakıldığı dönemler vardır. Ben bir ara çay getiriyorum, kahve getiriyorum. Ah Melek'cim kahve getirdim. Ya, afiyet bal şeker olsun efendim gibi böyle küçük nüanslarla tamam mı? Ama o kahveyi çayı şöyle götürüyormuşum. Hiç haberim yok farkında değilim. Sonra ekrandan izledim ki Allah Allah ya. Hani o zaman konuşmuştuk bir şey evet, meselesinde değil mi? Evet. Karakteri devam ettiriyorsun. Evet, çok güzel bir evet, şey. Evet sen bana o zaman bunu aslında biraz senin sayende
hissettim. Yani çünkü gördüm daha doğrusu. Çünkü bence çok önemli bir şey o. Yani. Yani çünkü bazen oyuncu kendini yorumlayamayabiliyor. Yani bir üçüncü göz hani muhakkak daha etken oluyor. Ben ona çok inanıyorum. O yüzden hani hiç sıkılmadım Tülay'ı oynamaktan. Hani bu çayı götürürken bile çok keyifle götürdüm. Hani orada misafir ağırlarken bile çok büyük bir keyifle ağırladım. Hatta senle biliyorsun hayatım, geçen günlerde ilk defa karşı karşıya geldik. Beni çok güzel aşağıladı. Neydi o repliğine Melis? Aynen. Ne dedin ya? Bir şey ben dedim. Sizi sırayla mı getiriyor? Sırayla mı gönderdim? Ya şey, gerçekten ne kadar komik olduğunu bilemezsiniz o durumun. Yani normalde çok yakın arkadaşım, işte kahveler, çaylar, muhabbetler, telefonda konuşmalar, şunlar bunlar. Ki bizim bir kız grubumuz var falan. Ama sahneye geçince kaydeden sizi bana sırayla mı gönderiyor? İşin güzel kısmı şu, kötü karakterin güzel kısmı sırıtarak bunu oynayabilmek. Evet. Ama Derya'cığımın gülme şansı yok. Ve karşısında böyle, siz bana sırayla mı gönderiyorlar diye duruyorum ve sen de şey yapıyorsun. Falan gibi yakınlarda, aralarda gülüyoruz falan. Ama şöyle bir şey var, ben diziye biliyorsun hani kadrodan işte ilk sezonun ortasında girdiğim için dizimizi daha önceden de bakıyordum. Gerçekten dikkatimi çeken 2-3 karakterden biriydi. Burada itiraf ediyorum.